silikon tabancasının baş kısmına vidamın geçebileceği kadar bir delik açacağım. Bir önceki videoda kullandığım tahta parçasının köşesine şöyle bir delik açtım ve şu kabloyu bağladım. Şimdi vidayı buradan geçirmek için başka bir delik açacağım. Şu parçayı bir tarafından silikonun uç kısmına geldiğimiz taraftan vidalayacağım. Ucunu taktığımıza göre tüp yerleştirebiliriz. Tüp yerleştirelim. Gördüğünüz gibi tetik hazır. Şunu yapmamızın nedeni de daha sonra göreceksiniz. Bu parçaları alüminyum sacı çizdim, kestirdim ve taşladım. Her biri 19 santim uzunluğunda kesildi. Bu metali giyilebilir yapmak için bileğime göre ölçülerini ayarladım. Şimdi şekillendirmek için çizgilerini belirlemem gerekiyor. Daha sonra çekiçle döverek şekillendireceğim ben bunu. Arkadaşlar ben metalleri iki ayrı eklemime göre şekillendirdim. Birincisi şurası. İkincisi ise şurası. Ayrıca iki parçayı birbirine bağlayacak olan şöyle bir elemanım olacak. Şu şekilde duracak. Çok karizmatik bir proje çünkü Iron Man kolu tasarlıyorum. Şimdi bütün parçaların montajını gerçekleştireceğim. Hadi yapalım. Şimdi parçaların montajını gerçekleştirmek için iki tane delik açacağım. Kolumuz hazır. Şöyle gösterirsem. Her açıdan. Şöyle koluma geçireyim. Çok tatlı bir parça oldu. Şöyle. Silikon tabancasını şu şekilde şuraya monteleyeceğim. Daha sonra eklem kontrollü alev yapacağız. Devam edelim. Şöyle kolum açısına göre, sola veya sağa göre şuradaki vidaya şu parçayı yerleştireceğim ki şöyle ayrı bir eklem olsun. Daha rahat montaj için, silikon tabancasının daha rahat montajı için bunu takacağız. Silikon tabancasını takmak için fazladan yaptığımız eklem hazır. Şöyle gördüğünüz gibi 4'er tane pulla yükselttim burayı. Ayrıca kollarını da uzattım bu şekilde. Şimdi çok daha rahat bir montaj yapabiliriz. Montajını yapalım. Silikon tabancasına iki ayrı delik açacağım ki eklem yerlerinden birleştirebileyim. Şimdi silikon tabancasının malum şu arka tarafı silikon tabancasına göre, silikona göre tasarlandığı için birazcık uzun tutulmuş. Fakat benim tüp biraz kısa olduğu için burayı biraz kırpacağız. Burayı kırpalım. Kolumuz hazır. Ağır görünüyor değil mi? Şöyle yakından gösterecek olursam. Basit bir infüzyon setiyle akışkanı avuç içime getireceğim. İzlemeye devam edin. İnfüzyon seti kullanacağız. İnfüzyon setini kullanmamın amacı akışkanı avuç içime yönlendirmek. Malum şu an akışkan bu tarafa bu doğrultuda çıkacak. Fakat infüzyon seti yardımıyla avuç içimden akışkanı çıkarabileceğim. Yapalım, devam edelim. İnfüzyon setinin bağlantısını yaptım şuradan. Akışkan şimdi istediğim doğrultuda, istediğim yönde çıkabilir. İsterseniz test edelim. Akışkanı yollayalım. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi
bunun açısını ayarlamamız gerekiyor. Yapalım. Elim yanmasın diye mum dipliklerini kullandım. Bunlardan birkaç tanesini iç içe geçirerek şöyle bir parça yaptım. Bunu da köşelerinden matkapla deldim. Ayrıca şöyle bir delik açtım ki şu infüzyon setinin uç kısmını içinden rahatça geçirebileyim. Daha sonra şu küçük deliklerden eldivene dikeceğim ben bunu. Gördüğünüz gibi ayrılan kolu hazır. Parçaları biraz da yakından göstermek istiyorum. Akışkanın çıktığı yer şurası. Şu tetiğim kolu şu şekilde hareket ettirdiğimde akışkan serbestçe çıkıyor. Ayrıca ucunu göstereyim. İnfüzyon seti yardımıyla akışkanı yönlendiriyorum ve gördüğünüz gibi şu parçayı koparmadım. Şu parça serumlardan bildiğiniz gibi akışkanın gidişini engelliyor. Ayrıca şöyle göstereyim. Gayet güzel oldu. Havalı bir parça. Şimdi dışarı çıkıp biraz ateşle oynayacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda alevli halini göstereceğim bunu. Beni izlemeye devam edin. Hoşça kalın. You start a cap when I'm through with you. You're probably gonna beg for a heart attack. Ain't no bed with a card attached. You'll be left in the garbage bag. And then shake your head and use it as a decorative artifact. I'm the quickest to harm you.